Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz bu çantanın yapılışını paylaşacağım. Yapımı gayet kolay, kullanışlı ve şık bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yine marka çalış videosuyla karşınızdayım. Dünyaca ünlü bir markaya ait bir çantayı beraber yapacağız. Bir tane siyah rengi vardı. Şuraya koyuyorum görebilmeniz için. Dilerseniz siyahı da değerlendirip siyah renkte de yapabilirsiniz. Ben bir önceki projemizi siyah yaptığım için ve aslında videoda net bir şekilde göremediğiniz için bu şekilde açık renk kullandım. Birebir aynısını yapmaya çalıştım, elimden geldiğince Ölçüleri de aynı çalışmaya çalıştım. Şimdi şu şekilde öncelikle ön ve arka kısmını yapıyoruz, İki parçamızı örüyoruz. Tavan kısmımız yok. İki parça ördükten sonra birleştirme yapıyoruz. Modeli baktığımızda şu şekilde dümdüz gözüküyor sadece düz gözüküyor. Kenar kısmı yokmuş gibi ama detaylı bir fotoğrafını ince kenar kısmı vardı. Bakın bu şekilde bir kenar detayı var. Önde şimdi taban kısmında az bir sayı ile başlayıp arttırma yapıyoruz. Belli süre daha sonra düz devam ediyoruz. Yine aynı şekilde yan kısmında da az bir sayıda başlayıp yine arttırma yapıp düz bir şekilde devam edeceğiz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum tıklayıp takip edebilirsiniz. Orada yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz çok sevinirim. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu modelde kağıt tip kullanacağım. Elimde olan bir kağıt tipi tercih ettim. Yaklaşık 250-200 gram kadar bir ipim vardı. Şu an bir tarafını örgü başlangıcını yaptığım için elimde bu kadar ipim kaldı. Ve 4 milim tığ kullanacağım. E, videonun sonunda da ne kadar ip kullandığımdan bahsediyor olacağım. Şimdi zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. İpimin ortasına tığımı yerleştiriyorum. Daha sonra döndürdüm. Bir tane zincirimi çektim. Devamında 29 tane zincir çekiyoruz. 29 adet zincir çektikten sonra 29. zinciri parmağımla tutuyorum. 1 iki tane daha ekstra zincir çekiyorum. Tığım ipimi bir kez aldım. 29. zincirimi içerisinden tığımı geçirdim. ipimi çekiyorum. 1 2 seferle çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım ipimi bir kez aldım. Yandaki zinciri atlıyorum. ipimi çektim. 1 iki seferli çekerek bir tane daha ikili trabzan yaptım tığım üzerine ipimi bir kez aldım yandaki zincirden tığımı geçirdim İpimi çekiyorum 1 iki seferli çekerek ikili trabzanımı yapıyorum bakın iki zincirimizi de bir tane ikili trabzan kabul ediyoruz şu anda 4 tane ikili trabzan yaptım sıra sonuna kadar her zincirin içerisine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz Şimdi size bahsettiğim gibi her zincir içerisinde bir tane ikili tırabzan yaparak sıra sonuna kadar devam ettim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Son yani birinci zincirimizin içerisinden tığımızı geçiriyoruz. İpimizi bir iki seferde çekerek ikili tırabzanımızı yapıyoruz. Sıra sonunda saydığımızda bakın iki zincirde bir tane ikili tırabzan kabul ediyoruz diye söylemiştim. Sıra sonunda saydığımızda toplamda 30 tane ikili tırabzan yapmış olduk. Daha sonra örgümüzün arka kısmını çeviriyoruz. 1 iki tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi 1 2 seferde çekerek bir tane iki trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum. 1 2 seferde çekerek bir tane daha ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekerek dönüşümü sağladım. Hemen zincirin dibindeki boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Dönüp aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yaparak ilk arttırmamızı yapmış olduk. Tığımız ipim bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi iki seferli çekerek ikili trabzanımı yaptım. Tığımız ipim bir kez aldım. Yandaki boşluktan, yani ikili trabzan tepesinden tığımızı geçiriyoruz. İpimizi bir 2 seferli çekerek ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam ettim. Tığımızı bir kez aldım. Son boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. 1 2 seferli çekerek ikili trabzanımı yaptım. Tığımızı en bir kez aldım. Başlangıçta iki zincir çekerek dönüş sağladığım nokta var ikinci zincirim içerisinden tığımı geçiriyorum ve bir iki seferde çekerek iki trabzanımı yaptım tığım üzeri ipimi bir kez aldım aynı boşluğun içerisine dönüyorum ve bir tane daha ikili trabzan yaparak sol taraftaki arttırmamızı yapmış olduk son boşluğuma bir tane ikili trabzan iki zincir çekerek dönüş sağladım ikinci zincirimi içerisine ise iki tane ikili trabzan yaparak mı yaptım bu şekilde hem sağ tarafta hem de sol tarafta arttırmamızı yapmış olduk. Örgümüzü döndürüyoruz. Şu an ön kısmındayız. 1 iki tane bol oldu pardon. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Tığımızın ipim bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. 1 iki seferde çekerek bir tane iki trabzan yaptım. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Yandaki iki trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi örgümüzün ön kısmında arttırma yapmıyoruz. Her iki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Tığımı zincirim bir kez aldım. Son boşluğum var. Boşluktan tığımı geçirdim ve bir tane ikili trabzanımı yapıyorum boşluktan kastım aslında sondaki iki tırabzanımızın tepesinde bir tane iki trabzan yapıyorum. Tığım üzerine bir kez aldım. Burada bakın 1 2 zincir çekerek dönüş sağladığım nokta var. İkinci zincirimin te e tepesinden tığımı geçirdim. bir iki seferle çekerek bir tane ikili tırabzan yapıp sıramızı tamamlamış olduk. örgümüze toparlanmalar olabiliyor. Şu şekilde elimizi düzelterek düzgün bir görüntü sağlayabiliriz. Daha sonra örgümün diğer tarafını döndürüyorum. örgümün arka kısmına dönüyorum. Arka kısımlarını ne yapıyorduk? Arttırma yapıyorduk. Bir, iki tane zincir çekerek dönüşümü sağladım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir, iki seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum ve bir, iki seferde çekerek bir tane daha ikili trabzan yapıyorum tekrar söylemek istiyorum iki tane zincir çektim hemen dibindeki boşluğa iki tane ikili trabzan yaptım tığımız ipimi bir kez aldım yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum tığımız en ipimi bir kez aldım yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim ve bir tane daha ikili trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar her ikili trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Sondaki ikili trabzanın tepesine de bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Başlangıçta iki zincir çekerek dönüş sağladığım noktadaki ikinci zincirimin tepesinden tığımı geçirdim. Ve bir tane ikili trabzan yaptım. Sıktığım üzerine bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane daha ikili trabzan yaparak çift ikili trabzan yapmış olduk ve arttırmamızı yapmış olduk. Hem sağ tarafta arttırma yapmıştık başlangıçta hem de sol tarafta sonda bir tane daha arttırma yaparak sıramızı tamamlamış olduk arka kısmında. Daha sonra örgümüzün ön kısmını dönüyoruz. Bir iki tane zincir çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. Bakın aynı boşluğun içerisine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzan tepesinden tığımı geçiriyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ön kısmında herhangi bir arttırma yapmıyoruz. Her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz sıra sonuna kadar ilerledim. Sıra sonunda yine tığım üzerine ipimi bir kez aldım. İkili trabzanın tepesindeyim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. İki zincir çekerek dönüş sağladığım noktaya ikinci zincirimin tepesine batıyorum. Ve bir tane daha ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle düzeltiyorum elimle. Şimdi 5. sıramızı tamamlamış olduk. Arka kısmına dönüyoruz. Arka kısmını artık 6. sıramızın başlangıcını yapacağız ve son arttırmamızı yapacağız. Şimdi 1 2 tane zincirimi çektim. Tığım ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımı ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum ve bir tane daha ikili trabzan yaparak yaparak ilk arttırmamı yapmış oldum. Tığımı zipim bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar her iki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilerledim. Tığımı zipim bir kez aldım. Hemen yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımı zipim bir kez aldım. İkinci zincirimin tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaptım tekrardan tığımı ipimi bir kez aldım aynı boşluğa dönüyorum ve bir tane daha ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum sağ taraftan arttırmamızı yaptık sol tarafta da son arttırmamızı yapmış olduk örgümüzün diğer tarafını döndürüyoruz bir iki tane zincir çekerek başlangıcımızı yaptık tığımız ipimi bir kez aldım hemen dibindeki boşluğa Atıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane iki trabzan yaparak devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Tığımı ipimi bir kez aldım. Sondaki iki trabzanımın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Normalde ne yapıyorduk? Burada iki zincir çekerek dönüş sağladığımız noktaya da bir tane ikili trabzan yapıyorduk. Ama oraya baktığımızda e, tekrardan bir arttırma yapmış gibi oluyoruz. Bir az sırada yani 6. sıramızda son arttırma yaptığımız sıramızda toplamda 41 tane ikili tırabzana ulaştık. Şu an 7. sıramdayım. Sondaki ikili trabzanın tepesine batarak yine 41 tane ikili trabzan yapmış oldum. Dönüşümü sağlıyorum diğer tarafa. Daha sonrasında 2 tane zincir çektim, tığımız elipim bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımız elipim bir kez aldım. Yandaki iki trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar yine her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Sıra sonunda iki tane zincirimizi çekip dibindeki boşluğa bir tane ikiye trabzan yaparak bir üst sıranın başlangıcını yapacağız. Modelimiz bundan ibaret. Bu şekilde hiç arttırma yapmadan toplamda 10 sıra boyunca gideceğiz. Şimdi ikinci sıramın başlangıcını yaptım. Yine dediğim gibi her boşluğa bir tane iki trabzan yapıyorum. Arttırma yapıyorum Üzerine 8 sıra daha giderek 10 sıraya tamamlayacağım ve çantamızın üst askı kısmının başlangıcını yapıyor olacağız. Şimdi size bahsettiğim gibi 10 sıra boyunca ilerledim. Orta boşluk kısmını belirledim eşit olacak şekilde. Sağda 15, solda 15 tane ikili trabzan ve ortada 11 tane ikili trabzan bıraktım. Bu tabi sizin sayınıza göre farklılık gösterecek. Ortadaki boşluğumuz genelde 11 ya da 12 tane ikili trabzan olabilir. Daha sonra eksiltmeler yapacağız. Daha fazla olmasın ya da daha kısa olmasın mümkünse diğer türlü buradaki sayılarımızda dediğim gibi benim 15 sağda 15 solda ve 11 orta, orta kısmında kaldı ama sizin ölçünüze ve sayınıza göre değişiklik gösterebilir dediğim gibi bu şekilde bir ayarlama yaptıktan sonra da şimdi bu üst kısmı için eksiltmeler yapacağız modelimin arka tarafını dönüyorum 1 2 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım tığımıza ipimi bir kez aldım hemen dibindeki boşluğa batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum tığım üzeri bir kez aldım yandaki boşluktan ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim bir tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde her iki trabzanın tepesine bir tane iki trabzan yaparak bu ilmek belirleyicim olduğu noktaya kadar devam ediyorum. İlmek belirleyicimin olduğu son iki tırabzana kadar ilerledim. Daha sonra arkasını çeviriyoruz örgümüzü. Bir, iki tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığım üzerine bir kez aldım. Şimdi dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi bir kez çekiyorum. İlmeğimin bir tanesi tığımda kalıyor. Tığım üzerine bir kez aldım. Yandaki iki tırabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi bir kez çekiyorum. Ilmeğimin bir tanesini bıraktım. İki zincirle beraber üç tane ilmeğim var. Bakın tığımda. Daha sonra hepsini tek seferde çekerek bir tane eksiltme yapıyoruz. Tığım uzayın bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım uzayın bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ettim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Sondaki ikili tırabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Ve bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Sondaki zincir çekerek dönüş sağladığım noktaya batmıyorum. Eğer o noktaya batarsak arttırmalar yapıyoruz. O yüzden orayı atlıyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. Ve bir tane ikili tırabzan yaparak başlangıcımızı yapıyoruz. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilerledim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. da eksiltme yaptığımız noktanın tepesindeyiz. Boşluktan tığımı geçirdim. Ve bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonrasında örgümüzün diğer tarafını döndürüyoruz. 1 2 zincir çekiyorum tığımız elipim bir kez aldım hemen dibindeki boşluğa batıyorum bir kez çektim ilmeğimin bir tanesi tığımda kalıyor tığımız elipim bir kez aldım yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim ipimi çekiyorum bir sefer çekip ilmeğimin bir tanesi bırakıyorum iki zincirle beraber bakın üç tane ilmeğimiz var tek seferde çekerek bir tane eksiltmemizi yapıyoruz. Tığımızın ipim bir kez aldım. Yandaki iki tırabzanın tepesine atladım ve bir tane ikili tırabzan yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar her iki tırabzanın tepesine bir tane ikili tırabzan yapacağım. İki tane zincir çekip bir sıranın dönüşünü yapacağım. Hemen dibindeki boşluğa iki tırabzan yapacağım. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Çünkü ön kısmında eksiltme yaptığımız için şimdi diğer arka kısmında herhangi bir eksiltme yapmayacağız. O yüzden arka kısmındaki sıramı da tamamlayıp geliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Örgümün diğer tarafını çeviriyorum. 1 iki tane zincir çektim. Tığımı ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. İpimi bir sefer çekip ilmeğimi bir tanesi bıraktım. Tığımız ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan batıyorum ve bir kez çektim. İlmeğimin bir tanesi kaldı. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. Hepsini tek seferde çektik ve eksiltmemizi yaptık. Tığımızda ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine batıyor. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde eksiltmelerimizi tamamlamış olduk. Toplamda ne kadar eksiltme yaptık? 1, 2 ve 3. eksiltmemizi yaptık. Daha sonrasında her iki trabzan tepesine bir tane iki trabzan yapacağım. 2 zincir çekip dönüşümü sağlayacağım. Bir daha eksiltme yapmıyoruz. Sanırım 2 ya da 3 sıra daha bu şekilde gideceğim. Daha sonra bu kısmımızı tamamlamış olacağız. Şimdi ben son eksiltmemizi üstüne 3 sıra boyunca hiç eksiltme yapmadan ilerledim. Ve toplamda saydığımızda 2, 4, 6, 8, 9 sıra boyunca giderek sıramızı tamamlamış olduk. Bir tane zincirimizi çekerek ipimizi artık burada kesiyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da yapacağız. Başlangıcımızı yapacağız ve bu şekilde 1 2 3 tane eksiltme yapacağız. Toplamda 9 sıra 9 sıra boyunca devam ederek tamamlayacağız. Ekstra farklı hiçbir şey yok. Bunun aynısını buradaki gövde kısmımız, askı kısmımız için yapıyor olacağız. Bir parça daha bunun aynısından yapacağız. İki parça olacak. Bunu ön kısmı olarak kabul edelim. Bir tane de aynısından arka parça yapacağız. Daha sonra yan kısımların yapılışına geçeceğiz. Şimdi arka ve önlü iki parçamızı tamamladıktan sonra normal düz kısmından yani ön kısmından bir dikme işlemi gerçekleştireceğiz. Öncelikle taban kısmını dikelim ki yan kısmını ayarlamak bizim için daha kolay olsun. O yüzden tığımı ipimi geçiriyorum tığımı diyorum Pardon ee, o yüzden iğneme ipimi geçiriyorum daha sonra bakın birinci böyle iğneyizi geçirebildiğiniz boşluktan daha doğrusu zincirden geçiriyoruz Çünkü e, taban kısmında zincirler yapmıştık hatırlarsanız zincir üzerine modelimizi kurmuştuk O yüzden zincirlerden e, karşılıklı iğnemizi geçireceğiz eşit bir şekilde ve buraya sağlam bir şekilde dikme işlemimizi gerçekleştireceğiz. Bakın şöyle. Modeli incelediğimde de e, dikme işlemi gerçekleştirilmiş, bir bütün halinde örülmemiş. Taban ve hani ben taban var. Ön ve arka kısmını birleştirme yaparak mı ilerlenmiş diye düşünmüştüm ama incelediğimde dikilerek yapıldığına karar verdim ve o yüzden ben de taban kısmını dikerek düz bir şekilde birleştireceğim. Şimdi size bahsettiğim gibi dikme işlemimi tamamladım. İpimi iç kısmını düğümleyerek kestim. Bakın bu şekilde bir görüntüsü var. Şimdi bu şekilde sabitleme yaptıktan sonra az önce söylediğim gibi şimdi sıra geliyor kenar kısmını. Kenar kısmını incelediğimizde e, tabanda öncelikle düz bir örgü mü diye düşündüm. Ama tabanda e, biraz daha böyle az başlanmış ve yukarıya doğru arttırma yapılmış. Daha sonrasında ise şu kısmını bir çıt çıt kullanılmış gibi geldi bana. Ve o yüzden bakın zaten şurada üçgenimsi bir yapımız var. Hani ön kısmında da bu şekilde arttırmalar yapmıştık ya belli bir kısma kadar. O yüzden yine aynı şekilde yan kısmında da arttırma yaparak ilerleyeceğiz. Öncelikle şöyle kenara alıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. 3 tane zincirimi çektikten sonra 1 2 tane daha ekstra zincir çekiyorum tığım üzeri ipimi bir kez aldım 3. zincirin içerisinden tığımı geçirdim ve ipimi iki seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım tığım üzeri ipimi bir kez aldım yandaki zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum ipimi iki seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım tığım üzeri ipimi bir kez aldım son başlangıç zincirimizin içerisinden tığımı geçiriyorum ve bir tane daha ikili trabzan yapıyorum bu şekilde zincirle beraber dört tane ikili trabzan yapmış oluyoruz bakın şu şekilde yerleştirdim de Bence yeterli oluyor daha fazla yaparsak Hani e, bu kısımda belki biraz daha üst ikinci sıramıza kayacağı için e, dikerken de eşit bir dikme yapmamız için bence yeterli oldu birinci sıramız için dört tane ikili trabzan daha sonra örgümün diğer tarafını dönüyorum bir iki tane zincir çektim tığımızın ipini bir kez aldım hemen dibindeki boşluğa batıyorum bir iki seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım tığımızın ipini bir kez aldım tekrardan aynı boşluğa battım ve bir tane daha ikili trabzan yapıyorum tığımız elipimi bir kez aldım yandaki iki trabzan tepesine atlayıp bir tane ikili trabzan yapıyorum Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine atladım ve ikili trabzanımı yaptım ve sonda bir tane zincir çekerek dönüş sağladığım nokta var. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. İkinci zincirimin tepesinden tığımı geçiriyorum. 1 Tekrar aynı noktaya battım. 2 i̇ki tane ikili trabzan yaptım. Hem sağda hem solda bir arttırma yapmış olduk ve sıra sonunda 2 4 6 7 tane e, iki ulaşmış olduk ikinci sıramızda. Daha sonra örgümün ön kısmını döndürdüm. Bir iki tane zincirimi çektim. Tığımız elipimi bir kez alıyorum. Hemen dibindeki boşluğa battım. Bir tane iki trabzan yaptım. Tekrardan aynı noktaya batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Şimdi kenar kısmında her sırada arttırma yapmayı düşünüyorum. O yüzden ilk arttırmamı yaptım. Tığımız elipimi bir kez aldım. Yandaki ikili tırabzanın tepesine atlıyorum. Bir tane ikili tırabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Hemen Sıra sonunda 2 zincir çekerek dönüş sağladığım noktada ikinci zincirimi tepesinden tığımı geçiriyorum bir tane iki trabzan yaptım ve aynı boşluğa aynı zincir içerisine tekrar dönüp bir tane daha iki trabzan yaparak hem sağda hem solda arttırmamı yapmış oldum şimdi dört tane iki trabzanla başlamıştık ikinci sıramda yedi tane iki trabzan elde ettim üçüncü sıramda 2 4 6 8 10 tane ikili trabzana ulaştım şu şekilde bir denemek istiyorum bakın evet genişlik olarak gayet iyi oldu Şimdi burada hep aynı şekilde devam edeceğim. Büyük sırada da yine arttırmamı yapacağım. Burada dediğim gibi hem arkada hem önde arttırma yapıyorduk. Eee gövde kısmında 1 2 3 4 5 6 6 sıra boyunca arttırma yapmıştık. Yine aynı şekilde 3. sıramızı beraber yaptık. Üzerine 3 sıra daha arttırma yapacağım. Ondan sonra ise düz örgümüze devam edeceğiz. Hemen ilerleyip geliyorum. Altıncı sıramızı tamamladıktan sonra örgümün diğer tarafını çevirdim. İki tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Yandaki boşluğa geliyorum. İkili trabzan tepesine bir tane ikili trabzan. Yandaki ikili trabzan tepesinden tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her ikili trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Sonda bir tane boşluğum, iki tırabzanım ve iki tane zincir çektim. Nokta kaldı. İki tırabzanımı tepesinden tığımı geçiriyorum ve bir tane iki trabzan yapıyorum. Sıra sonunda saydığımızda 19 tane iki tırabzan'a ulaşmış olduk. Dönüşümü sağlıyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Tığımız ipim bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine tekrardan batıp bir tane iki tırabzan yapıyorum. Yandaki iki trabzan tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her ikiye trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapacağım. Yanlışlıkla arttırma yapmamak için ara ara hani kaç tane iki trabzan olduğunu sayarsanız ben genelde sayıyorum. Çünkü belli bir süre sonra yanlışlıkla sondaki iki tane zincirimize batmış olabiliyoruz. O yüzden arttırmalar oluyor ve yapısında bozulma oluyor. O yüzden dediğim gibi birkaç sıra ilerledikten sonra sayarsanız arttırma yapmadan düzgün bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Çünkü bu saatten sonra en son arttırmamızı 6. sırada yapmıştık. 7. sırada arttırma yapmadık. 8. sıramızın başlangıcını da beraber yaptık. Hiç arttırma yapmadan dediğim gibi her iki trabzan tepesine bir tane ikiye trabzan yaparak sıramızı tamamlayacağız. Ta ki bu şekilde istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam edeceğiz. Yani çantamızın şu kısmına kadar kaç sıra gitmemiz gerekiyorsa o kadar sıra ilerleyip bakın şöyle göstereyim çantamızın bu üst kısmına kadar kaç sıra gitmemiz gerekiyorsa yani eşit uzunluğa ulaşana kadar herhangi bir arttırma yapmadan her iki trabzan tepesine batarak ilerleyip geliyorum şimdi ben bahsettiğim gibi istediğim boyuta ulaşana kadar devam ettim buradaki uzunlukla yapmış olduğum parçanın uzunluğu aynı ölçüde oldu Aynı ölçüye ulaştıktan sonra üst kısmından dikmeye başlamam gerekiyor. İpi birazcık uzun kestim ve ucuna iğnemi geçirdim. Daha sonra buraya dikerek sabitleme yapacağız. Hemen en tepe noktadan şöyle iki e, iki tırabzan tepesinden boşluk kısmından tığımızı geçiriyoruz. Bakın şöyle ara kısımlardan. Burada önemli olan e, her boşluktan İğneyi geçirebiliriz her noktadan geçirmek ve boşluk kalmayacak bir şekilde dikmek. Buraya sabitlemek. Üst kısmından, ön kısmından dikiş yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi tüm etrafını dolaşıp gelip bu parçamı buraya sabitleyeceğim. E, şunu da söylemek istiyorum. Sırasını yani iki trabzanların karşılıklı gelmesi önem gösterin. Kaydırma yaparsanız sıra sayınız da fazla gelecektir. O yüzden tam oturtamayacaksınız. Yani buradaki iki trabzanların eşit olması gerekiyor. Onun dışında ekstra bir şey yok. Her boşluktan dediğim gibi iğnemi geçirip düz bir şekilde dikme işlemi gerçekleştirip geliyorum şimdi bakın sabitleme işlemimi tamamladım dikme işlemi bitirdim sıra sonuna kadar devam ettim Bence görüntü olarak da dikme işlemi yaptığımız hiç belli olmuyor aynı renkli ip ile devam ettiğimiz için belli olmuyor ve şuradan arttırma yaparak ilerlemiştik şekil olarak da gayet güzel oldu modelde baktığımızda bakın bu şekilde dümdüz gözüküyor şöyle göstereyim yine aynı şekilde gözüküyor Bu parçanın aynısından bir tane diğer taraf için öreceğiz onu da aynı şekilde sabitleyip geliyoruz Şimdi ben diğer tarafı da aynı şekilde sabitledim. Hatta şurada iplerim gözüküyor. Daha sonra temizleyeceğim. Kenar kısımlarını sabitlemesini, dikme işlemi tamamladıktan sonra diğer tarafın bakın bu şekilde hem şurada bir sıra boyunca ikili trabzan gittim hem de askı kısmını tamamladım. Şimdi diğer tarafa beraber yapacağız. Hemen şöyle döndürüyorum. bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım tığımı zeynepin bir kez aldım hemen bakın birinci ikili trabzanı içinden değil tepedeki tam tepe noktasından yani tığımı geçiriyorum şu tepe noktasından bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yapıyorum en üst tepe noktasına tığımı zeynepin bir kez aldım yandaki yatay ikili trabzanın boşluğuna batıyorum bir tane ikili trabzan yaptım aynı boşluğa dönüp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığım zeypin bir kez aldım. Yandaki bakın bir alttaki yatay ikili trabzan içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım zeypin bir kez aldım. Tekrardan aynı noktaya batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan aynı noktaya batacağım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımız ipimi bir kez aldım. Yatay şeklinde olan iki trabzan olduğu boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir. Tekrar aynı boşluğa döndüm. 2 i̇ki tane ikili trabzan yaptım. Tığımız ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir. iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi şu şekilde bir bakmak istiyorum. Bakın başlangıçta 3 3 yaptım. 2 2 yaptım. Buradaki sayı tamamen ipiniz ve elinizde ayarına göre farklılık gösterebilir. Sayı önemli değil. Önemli olan çok boşluklu olmaması ve veya, veya da böyle çok sık ikili tırabzanlar olup morulaşma yapmaması. Önemli olan bu sayının bir önemi yok. Şimdi alttaki boşluğa atladım bakın. 1 2 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Bence gayet düzgün bir şekilde ilerliyor. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Alttaki boşluğa atlıyoruz. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Hemen bir alttaki boşluğa atlıyorum. 1 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum arada çünkü 3 tane 3 tane yaptım iki tane yapıyorum dengelemek için hemen alttaki boşluğa geldim tekrardan 1 2 iki tane ikili trabzan yaptım tığımızı bir kez aldım son boşluğundayım bakın daha sonra şuradaki düz kısma ikili trabzanların tepesine dönüş yapacağım bu son boşluğuma da 1 iki tane ikili trabzan yaptım tekrar söylemek istiyorum buradaki sayılar sizin aklınızı karıştırmasın tamamen size kalmış istediğiniz kadar ikili trabzan yapabilirsiniz tığımıza ipimi bir kez aldım bakın hemen dibindeki ilk ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak bu şekilde dönüşümü sağlıyorum tığımıza ipimi bir kez aldım yandaki ikili trabzanın tepesindeyim bir tane ikili trabzan tekrardan tığımıza ipimi bir kez aldım yandaki iki trabzan tepesine batıp bir tane iki trabzan yapıyorum devamında her iki trabzan tepesine bir tane iki trabzan yapacağım buradaki son noktama iki trabzanımı yaptıktan sonra yatay şekilde batmaları başlayıp buradaki kenar kısmına kadar aynı bu taraftaki yaptığım gibi ilerleyip tamamlıyorum size bahsettiğim gibi sıra sonuna kadar ilerledim tığımız elipim bir kez aldım sonda bakın en tepe noktadan tığımı geçiriyorum ipimi içerisinden çektim bir iki seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım sıra sonuna kadar ilerlemiş olduk bir tane zincir çektim ipimi birazcık uzun kesiyorum artık burada sıramızı tamamladık üstüne bir sıra boyunca ilmek yürütme yaparak ilerleyeceğim görüntüsün düzgün olması için bakın bu şekilde tam düzgün gözükmüyor Tekrardan buradan başlangıç yapacağım. Burada kesmeden çünkü dönerken birazcık ters geldiği için tekrardan bir başlangıç yapmak istedim. Bir, tane zincir çektim. İlmeğimi bırakıyorum. İlk ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İlmeğimi yukarıya çektim. Daha sonra yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpi yukarıya çekip ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim ipimi yukarıya çekip ilmeğimin içerisinden geçiriyorum yandaki iki trabzan tepesinden tığımı geçirdim İpi yukarıya çekip ilmeğimin içerisinden geçiriyorum yandaki iki trabzan tepesine tığımı geçirip ipimi yukarı çekip ilmeğimin içerisinden geçiriyorum bu şekilde sıra sonuna kadar ilmek yürütme yapıyoruz dediğim gibi görüntüsü daha güzel olsun diye eğer burada ikili trabzanlarınız fazla geldi marullaşma yaptıysa eğer e, bu kısım onu da şu şekilde yapabilirsiniz. Hemen bu yandaki boşluktan tığınızı geçirmeyin, bir sonraki boşluktan tığınızı geçirip ipinizi çekip ilmek yürütme yapın. yani bir tane atlarsanız eğer o marullaşma görüntüsünü yok etmiş olursunuz. Bunu da söylemek istedim. Şimdi sıra sonuna kadar e, bu şekilde ilmek yürütmemi devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bahsettiğim gibi ilmek yürütmemi yaparak tamamladım. İlmeğimi bıraktım. Son boşluktan tığımı arkadan geçiriyorum. Buradaki ilmeğimi arka kısmına, iç kısmına çekiyorum. Bir tane zincirimi çektim ve ipimi burada keserek sıramızı tamamlamış olduk sıra geldi askı kısmını sabitlemeye ben elimde olan bir askıyı değerlendireceğim Siz de elinizde olan bir askıyı kullanabilirsiniz siyah renk kullanılmıştı modelde yine birebir aynısını tercih ettim şimdi şu şekilde bir yerleştirme yaptıktan sonra direkt aynı renk ile ipim alttan çıktı aynı renk ile bu kısma dümdüz dikiş yapacağım sabitleyeceğim. Bakın şu şekilde. Ee, zaten siyah olduğu için hiçbir şekilde gözükmüyor. Dümdüz dikiyoruz. Buraya askımızı sabitleyeceğiz. Yine aynı şekilde bu kısmı da sabitleyeceğiz. Aynı diğer tarafta olduğu gibi askı kısmını da sabitleyip geliyorum. Dikme işlemimi tamamladım ve bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Gayet güzel, kullanışlı bir çanta oldu. Şimdi son olarak sizlere ölçümden bahsetmek istiyorum fotoğrafı incelediğimizde birazcık büyük gibi gözüküyor ama çanta mini çanta adı altında geçiyor zaten mini şeklinde yazdığı için ben de orada olan ölçüde dikkate alarak ilerledim Aslında bakın taban ölçümüz 19 santim en alttaki taban ölçümüz daha sonra arttırma yaparak ulaştırdığım ulaştığımız ölçümüz ise 26 santim şu şekilde boydan ölçmek istiyorum 35 santim bir de şu ee, kenar kısmının ölçüsünü de vermek istiyorum sizde genişliğini 11 santim genişliğinde fikir olması açısından kenar kısmının ölçüsünü de söylemek istedim ölçülerimiz bu şekilde dediğim gibi modelle birebir aynısını çalışmaya çalıştım elimden geldiğince gayet güzel bir çanta oldu umarım sizde beğenmişsinizdir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın